Uzun zaman önce insanlar dünyaya ayak basmamışken iyi huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilemez vaziyette dolanıyorlarmış. Bir gün toplanmışlar ve her zamankinden daha sıkkın oturuyorlarken saflık ortaya bir fikir atmış. Neden saklambaç oynamıyoruz? Bu fikir herkesin hoşuna gitmiş ve çılgınlık bağırmış. Ben ebe olmak istiyorum. Başka hiç kimse çılgınlık kadar hızlı davranamadığı için de ebe o olmuş. Bir ağaca yaslanmış ve saymaya başlamış. 1, 2, 3. Çılgınlık saydıkça iyi huylarla kötü huylar saklanacak yer aramış. Şefkat ayın boynuzuna asılmış, ihanet çöp yığınının içine girmiş. Sevgi bulutların arasına kıvrılmış. Yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş ama gölün dibine saklanmış. Tutku dünyanın merkezine gitmiş. Para hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış. Çılgınlık saymaya devam ediyormuş. 79, 80, 81. Aşkın dışında bütün iyi huylar ve kötü huylar o ana kadar zaten saklanmış. Aşk kararsız olduğu gibi nereye saklanacağını da bilemiyormuş. Aşkı saklamanın ne kadar zor olduğunu sizler de bilirsiniz. 95, 96, 97 ve 100 derken aşk sıçrayıp güllerin arasına girmiş ve saklanmış. Çılgınlık bağırmış, sağım solum sobe geliyorum. Arkasını döndüğünde ilk önce tembelliği görmüş. O ayaktaymış çünkü saklanacak kadar enerjisi yokmuş. Sonra şefkati ayın boynuzunda görmüş ve ihaneti çöplerin, sevgiyi de bulutların arasında. Hepsini birer birer bulmuş, sadece biri hariç. Çılgınlık umutsuzluğa kapılmış, en son saklı kişiyi bulamamış. Derken haset çılgınlığın kulağına fısıldamış. Aşkı bulamıyorsun, o güllerin arasında saklanıyor. Ve çılgınlık çatal şeklinde tahta bir sopa alıp güllerin arasına çılgınca saplamış, saplamış, saplamış. Ta ki yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar. Aşk elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış. Parmakların arasından iki sicim gibi kan akıyormuş. Çılgınlık, ne yaptım ben, ne yaptım diye haykırıyormuş. Seni kör ettim, ne yapacağım şimdi ben? Aşk cevap vermiş. Gözlerimi geri veremezsin ama benim için bir şey yapmak istersen benim kılavuzum olabilirsin. Ve o günden sonra aşkın gözü körmüş ve çılgınlık onun yanından hiç ayrılmamış. Arkadaşlar, aşkın gözü kör mü? Aşkın gözü kör, evet. Neden? Aşk olduğumuz zaman sonunda akıl almaz bir çelişkiye düşüyoruz. Ya ne yaptığını bilmiyorsun. Ya ne yaptığını bilmiyorsun. Ailenle aran kötü oluyor. Hayattan bazen beziyorsun. Herhalde kördür. Neden? Ne bileyim, öyle diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekte öyle oluyor belki de. Önce böyle kapılıyorsunuz birbirinize ama sonra çocuklar olunca hayatın gerçekleriyle karşılaşıyorsunuz. Büyük bir sorumluluk. Özellikle de ikiz olunca daha da ekstra bir sorumluluk oluyor. Şu anda üniversite hazırlanıyoruz. Bu zamanda kesinlikle olmaması lazım ama İşte ne kadar desek de olmuyor. Yine sonuçta aşık oluyoruz işte. Gönül laf dinlemiyor, ferman dinlemiyor. Gözlemek, izlemek, yollarını gözlemek. Hep seveceğim seni ömrüm sonuna dek. Yaşamak istiyorum hep seni severek. Düşlerinle yetinmek bana yetmiyor. Geçmiyor zaman, o zaman kalbimizin beraber çarpması atması. Senin için yüreğimin içindeki en güzel duygular. Aşkın gözü kör diyorlar. Ne diyorsunuz? Evet, biz gerçekten seviyoruz birbirimizi. Ama teyzem olduğu için aşk var mı bilmiyorum. Onun aşk neye göre aşk? Onun mahsuru yok canım. Ben aranızdaki aşkı sormuyorum zaten. Evet. Aşkın gözü kör diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Diyor. Kördür. Yani insan saçmalar, ne yaptığını bilemez. Onun için mantıklı olmak gerekiyor. Aşk gerçekten kör ediyor insanın gözünü. Sen ne düşünüyorsun? Aynı şeyleri düşünüyorum. Evet. Ben kendim aşık olduğum için oradan biliyorum. Yani. Ama asıl aşk istiyorsanız... Abi dön bu tarafa hemen. Bir de sizin fikrinizi alalım. Evet. Ben soruyu duyamadım. Aşkın gözü kördür diyorlar. Doğru. Neden? Doğru. Yani insan... insanın her yerini kaplayan bir duygu olduğu için başka hiçbir şey göremezsiniz. Seni özlemek canıma tak ettiği bir tanem. Özlemek, izlemek, yollarını gözlemek. Hep seveceğim seni ömrüm sonuna dek. Aşkın gözü kör mü? Bu soruya o cevap versin bence değil. Değil mi? Değil. Neden? Yani insan aşık oluyor da hiçbir şeyi ihmal edemez, etmemeli. Sen ne düşünüyorsun? Bence kördür diye düşünüyorum ben.
Ya çünkü aşık olduğu zaman bir takım şeylerden fedakarlık ediyorsunuz. O yüzden bence aşkın gözü kördür yani. Kör olması gerek, öyle zannediyorum. Yani sizin kesin bir kararınız yok mu? Var. Kör, aşkın gözü kör. Aşkın gözü kör mü? Kör. Neden? Neden bilmiyorum yani. Ben seviyorum, o yüzden kör. Herhalde ondandır. Yani ne yaptırıyor size? Ne mi yaptırıyor? Vallahi bizim aşkımız İzmit Şırnak arası oldu. Bayağı bir körmüş demek ki. Uzun mesafe, kilometrelerce. Çok uzun mesafeden biz evlendik tabii şu anda. Nefes aldırmıyor mesela. Nefes alırken zorlanıyoruz. Peki, mutluluklar diliyoruz size. Zaman o zaman kalbimizin beraber çarpması, atması senin için. Yüreğimin içindeki en güzel duygular senindir hep bir tanem. Senden başkasını sevemem, değemem başka bir ele. Seni seviyorum, sen de beni, öyle ayrılmayalım.